Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Sağlam, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Çin'den getirdiğimiz, malum AliExpress'i biliyorsunuzdur, oradan bir drone getirdik. Daha önce kullandık bunu, siz arkadaşlar için de denemesini daha önce de yapmış bulunuyorum. Çok sağlam bir ürün, parasına göre kat kat çok iyi. Çok sefer düşürdük, çok sefer vurduk sağa sola, birkaç yerde illa bir deformasyonlar oldu ama yani o kadar düşme, o kadar darbe almasına rağmen halen sağlam. Arkadaşlar, elimdeki drone SMA'nın X5 2.4 değil mi? 2.4G verisi olması gerekiyor. Evet. Bu şekilde bir ürün. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde açıyoruz. Buradan da açtığımız zaman da zaten şöyle bir hızlı ışıkları yanıyor. Arkadaşlar ilk yukarı aşağı etmeniz gerekiyor. Bunun kendini yakalaması gerekiyor. Tabii bir yakalaması bazen zaman alabiliyor. Evet arkadaşlar, açıyorsunuz. Işıklar hızlı yanıp söndüğü zaman bağlantı kuramıyor ya da şarj yok anlamına geliyor. Bu şekilde yavaş yavaş yanıp söner ise bağlantıyı kurdu ve onaylamanız gerekiyor. Şu ileri geri tuşunu tık tık sesini duyduğunuz zaman zaten bakın ışıkları sabit yanmaya başladı. Bundaki bir özellik ise şu açma kapama tuşu. Siz uçuracağınız zaman size bakması gerekiyor. Şimdi şöyle bir deneme uçuşu sizin için yapalım. Arkası bana bakacak. Kumandada ayarlar var. O ayarları da size göstereceğim birazdan. Evde uçurmak biraz zordur bunu. Ama tabii el ayarı hassasiyete göre değişir. Şimdi beceremez bu kullanmayı, yavaş kullanmayı. Duruma göre hareket ettirebilirsiniz. Tabii bunun takla pozisyonları falan da var. Şimdi takla falan da arttırabiliyorsunuz. Her yere arttırabiliyorsunuz. Bu şekilde takla atma hareketleri var. Sol moddan yukarı aşağı yapıyorum. Sağ moddan ise sağa, sol olarak bu şekilde. Görüyorsunuz zaten. Çaprağa da gider bunlar. Her yere, dört köşelere alt gidiyor. Sol moddakilerden bir modda sağ sol modu daha var. O sağ sol modu ise olduğu yere döndürmek içindir. Şöyle biraz kaldırayım. Görüyorsunuz olduğu yere tur atıyor. Tekrar takla atalım. Evet, gayet güzel. Bunun kameralı modelleri de var arkadaşlar. Ben kendi kamerasız modunu aldım. Kendim kamera takarım diye daha HD bir görüntü almak için üzerindeki kameralar 2 megapiksel olduğu için çok aman aman bir görüntü alamıyorsunuz. Ben Wi-Fi olarak bir kamera almıştım ama ağırlık olarak kaldırmadığından dolayı şu an kamerasız kullanıyorum. Eğer alacaksanız size tavsiyem kameralı modelini alırsınız. O bence daha mantıklı çünkü yani umduğunuz şeyler olmuyor. Şöyle biraz daha uçuralım sonra kumandan ayarlarına gelelim. Evet, bu arada kamerada oğlum çıkıyor bilmiyorum ama oğlum herhalde gel oğlum. Evet geliyor. Oğlum malum bir su sağlam. Meraklısı ama biraz korkuyor. Evet elini ellersen elini keser. Evet. Şimdi arkadaşlar bunda denge olayı da vardır. Siz bunu böyle yapıyorsanız karakter ona göre kendini ayarlar. Zaten sesi değişir bu farkındaydı. Ben şimdi size kumandadaki modlarını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi kumandaya baktığı zaman tuhaf tuhaf tuşlar var. Buradaki modlar aslında cihazın dengesini ayarlamak için. Buradaki modlar hatırladım yukarı aşağı demiştim hani. Bunu şurada bakın. Neyse şuraya geçelim. Şimdi bu sağa sola çekmesi için arkadaşlar. Dönmesi için. Bunların sıfırda kalması gerekiyor. Bu ise geri veyahut da ileri ağırlık yapması içindir. Bakın şuradakiler görüyor musunuz bilmiyorum ama. Hassasiyet ayarlamak için arkadaşlar. Dengesini ayarlamak için. Bunların hepsi sıfırda durması gerekiyor. Tabi drone'unuz düştükçe ayarları bozuluyor. Mesela benimki şu an sağ sol modunda. Birazcık sol tarafa meyilli olmasını yaptığım için şurada bir iki tane tırnak görürsünüz.
Böyle bastıkça çoğalıyor. Yavaş yavaş mod oluyor. Onun haricinde bir tane daha mod vardı. Onu da göstereyim ve videonun sonuna geleceğim zaten. Bakın farkındaysanız ben sol tarafa doğru meyli olarak kalkacağız. Bakın şu an normal gibi bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şu sol tarafta hızlı veya yavaş şu hareketi görüyorsunuz. Bakın yavaş bile sağa sola yapıyor. Bu sol taraftaki üst bölgedeki tuşa bastığım zaman daha hızlı gidiş geliş yapıyor ileri geri. Bu daha hassasiyetimizi ayarlamak için tabii. Ben kapatıyorum. Daha rahat oluyor böyle ama kapalı alanda olduğu için açık alanda ben de daha hızlı tercih ederim. Bakın hareketleri daha çok uzanıyor. Tabii duruma göre tercihiniz nasıl isterseniz ona göre ayarlarsınız. Videomuzda bu arada sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.